E, malum İşkur e, İl Müdürlüğü olarak biz e, Batman'da 2019 itibariyle de bütün program ve projelerimizle e, devam ediyoruz. E, i̇stihdam seferberliği kapsamında da e, birçok İşverenimizle, meslek odamızla, STK'larımızla bir araya geldik ve hükümetin verdiği destekleri anlattık. Bu malumunuz bir de 6. bölge, teşvik bölgesiyiz. Zaten bu anlamda çok ciddi manada teşviklerimiz var. Bu milli seferberlik, istihdam seferberliği kapsamındaki çalışma ile e, 6. bölge teşvikleri birleşince potansiyel olarak bizde e, bir işveren odaklanması oluşuyor. Yani e, bu bölge özellikle de Batman e, birçok sektörün merkezi haline gelmeye e, adaydır. E, özellikle e, tekstil sektöründe, gıda sektöründe, kimya sektöründe e, söz sahibidir diyebiliriz bölgede. Çünkü mesela e, tekstilde 20 binin üzerinde eleman çalışmakta. E bu sene bak ilk 4, 4 ayımızda 2000'e yakın e, biz işe yerleştirme gerçekleştirmişiz. E, istihdam seferberliği kapsamında e, artı projelerimiz, işbaşı programlarımız, kurslarımız, istihdam garantili projelerimiz devam etmekte. E, bütün bunları göz önüne bulundurduğumuzda e, piyasa olarak biz hakikaten e, devlet istihdam kurumu olarak e, ciddi manada bir destek çıkıyoruz. Bu Bunun karşılığında da biz şunu e, almak da istiyoruz doğrusu işverenlerimizle işveren STK'larımızla bir araya geldiğimizde e, ekonomimize yönelik olan olumsuz algı çalışmalarını e, bertaraf etmek için hepimizin bir kere üretime odaklı pozitif düşünmek zorundayız. Yani biz üretime şu anda devam ediyoruz e, hatta yeni gelen işverenlerimiz vardır. Yatırımlarını şu anda gerçekleştirmektedirler. E, yüzlerce yeni e, gencimizin, kadınımızın, engellimizin işine kavuşma heyecanını yaşıyoruz. Bu manada e, gerek ülkemizde, gerekse özelde bu bölgemizde ve Batman'da e, oluşturulan e, olumsuz ekonomi e, haberleri olsun veya e, senaryolar olsun bize göre e, gerçekçi değil, reel değil. Çünkü reel olan şu anda piyasanın canlılığı, e, hareketliliği e, ve e, istihdam artışlarının devam ettiği yönündedir. E, bunun için biz bugün önde de e, çok gayret sarf etmeliyiz. İşverenler olarak, e, özellikle e, iş piyasasına hakim kurumlar olarak e, pozitif bir algıya sahip olmamız gerekiyor. Tabiri caizse yani, halk diliyle kendi ayağımıza sıkmamalıyız. Şöyle olumsuz oldu, böyle olumsuz oldu haberlerine veya olacak haberlerine e, biz aldırış etmemeliyiz. E, özgüvenim, çünkü bu bizim cesaretimizi, bu bizim e, üretim cesaretimizi, bu bizim dinamizmimizi e, bombalıyor, e, din, dinamitliyor ve e, e, piyasada olumsuz bir yankı yapıyor. O zaman hepimiz zarar görüyoruz. Yani dolayısıyla eğer bu gemide hepimiz varsak, iş piyasasındaki dengeleri, arz talep dengelerine biz baktığımızda hakikaten ciddi manada şu anda bir sıkıntımız yok. İstihdam artışlarımız devam ediyor, projelerimiz devam ediyor, yatırımlarımız devam ediyor. Ve bu teşviklerle, hükümetimizin verdiği bu teşviklerle de ciddi manada Batman'a, özellikle tekstil sektöründe, gıda sektöründe yatırım talepleriyle gelen işverenlerimiz vardır. Bunu e, neticesi şu. bu neticesi istihdam demektir. Ha diyeceksiniz ki e, peki işsizlik oranları niye düşmüyor? E, Bizde eee işsiz sayılarımızdaki e, oransal durumlar eee bölgeseldir. Bir, ikincisi Batman'da eee artık gençlerimiz e, birçok sektörü e, beğenmez beğenmemezlik yaparak tercih etmiyorlar. Yani e, işsizdir falan sektörde çalışmak ister misiniz dediğimizde yok ben şöyle bir iş istiyorum, şöyle bir sektör istiyorum dedikleri için tabii işsizlik süreleri artmış oluyor ve işsiz kalıyorlar. Halbuki e, üretime katılmak artık hepimizin, e, boynumuzun borcudur. Çalışmak, üretmek e, hem işverenin hem çalışanın, hem iş arayanın e, inancı haline gelmeli e, e, ki yani e, yaratıcımız da bunu bizden istiyor, emir ediyor. İnsana ancak emeğinin karşılığı vardır diyor e, e, kitabımız, ilahi kitabımız. Bu manada e, bu noktada bizim emek vererek karşılığını mutlaka alacağımıza inancımız olmalı. Pozitif olmalıyız ve piyasalarımızı kendi e, olumsuz söylemlerimizle e, olumsuz etkilememeliyiz. Olumlu etkilemeli. Bu da birlikte olur. Bu da bize yöneltilen ekonomik sorun şeklinde oluşturulan algı operasyonlarını bertaraf etmemiz gerekiyor, inanmamamız gerekiyor. Çünkü ekonomi dinamiktir, hareketlidir, hareket eden, dinamik olan bir yapı illaki kazanır, üretir ve bir sonuca varır. Batman bu bölgede bir iş merkezidir, bir ticaret merkezidir, canlıdır. Girişimci bir insanımız var çok şükür. Artı dışarıdan, dışarıda olup da Batman'a gelip de yatırım yapan işverenlerimiz vardır. Şu anda birçok sektörde bizim diyaloglarımız, iş piyasası araştırmalarımız var. Yani hamdolsun hepsi de çalışıyor sıkıntısız bir şekilde üretimine devam ediyor. E, tabii ki e, e, ek, üretim yapan insanın borcu da olur. Tabii ki e, alacağı da olur, vereceği de olur. E, bu noktada e, zaten e, patronlarımız bu konuda işverenlerimiz bizden daha iyi biliyorlar bu sistemi. E, ama önemli olan moralimizi bozmamaktır. E, cesaretimizi kırmamaktır ve üretime devam etmektir. Bu manada Batman e, şu anda, e, şu manada e, moraliyle, üretimiyle, cesaretiyle yoluna devam ediyor.